Gelen sorular artı akabinde hocam biz bir programa doyamadık. Daha soracağım bir sürü soru var. Sorularımız var. Dediğiniz için bu anlamda taleplerinizi biz göz ardı edemedik. Yine bu hafta özellikle daha fazla sorulara, merak edilen sorulara yer verme adına geçen haftaki konuğumuz çok kıymetli Sayın Suat Hatemli hocamla merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını bulacaksınız. Bu anlamda hemen canlı yayın telefonlarımızı ulaştıralım. 0212 224 84 44 0212 224 84 44 nolu telefonlarımızdan bizlere ulaşıp merak ettiğiniz soruları hocamıza inşallah sorabilirsiniz. Programımız devam ettiği sürece hepinize yer vermeye çalışacağız. Rabbim şimdiden zamanımızı bereketli eylesin. Sizler ekranları başında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Çünkü bu bizim olmazsa olmazımız. Rabbim bizim burada program yapmamıza vesile olan evlerimize rahat rahat oturmamızı, yatmamızı, kalkmamızı, sokakta rahat gezmemizi sağlayan devletimizin güzide bekçileri, başımızın tacı, havada, karada, denizde askerimiz, polisimiz, Allah hepsinden razı olsun, Allah eksikliklerini vermesin. Rabbim bu ülkeye bir daha darbeler yaşatmasın. Allah iç ve dış migrantlara fırsatlar vermesin. Emin olun biz de bir birey olarak, inanan bir vatandaş olarak, bir Türk evladı olarak, biz de üzerimize düşeni yaparak yoğun bir şekilde programlara iştirak ettik. Duyarlılığımızı ortaya koyduk. Ben o kalabalığı gördükten sonra 2 gün önce herhalde bu memlekete bir daha bırakın darbelerin D'si dahi inşallah rahman yapılamayacak. Allah Rabbim bu ülkeyi koruyor. Dualarınızla Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti dimdik ayakta paydar kalacaktır. Dedikten sonra inşallah yerimize geçelim ve programımıza başlayalım. Evet, çok kıymetli hocam, Sayın Suat Hatemli hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi takdim etmeden önce tekrardan ilk defa bizi izleyenler, değerli gönül dostlarımız, Kaçar TV izleyenleri varsa biz zaten uzun uzun tanıtacağız sizi. Öncelikle tabii hoş geldin diyelim. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim elhamdülillah, sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam, biz de iyiyiz. Sayılı gün çok çabuk geçiyor değil mi hocam? Sanki evet, daha evet. Dün burada program yapmışız gibi ama evet. Rabbim ömrümüzü bereketli ihsan eylesin. Allah razı olsun. Gün dediğimiz çok çabuk geçiyor hocam. Evet, yani evet. Sanki geçen çarşambadan bu yana sanki daha dünmüş gibi geliyor değil mi hocam? Rabbim evet. Hepimizin ömrünü amin, bereketli inşallah. Eylesin. Amin. Hemen şunu da söylemeden geçemeyeceğim hocam. Hani sadaka kavramı vardır ya. Evet. İşte sadaka ömrü uzatır. Bu şöyle bazen onunla ilgili sorular da geliyor. Evet. Şahsımıza sosyal medyada da. Şimdi hocam ben sadaka verdiğim zaman ömrüm biraz daha mı uzuyor? Aslında oradaki nükte şu değil mi hocam? Zamanın bereketlenmesi. Yani zamanı aynen bereketli öyle. Kullanma. Aynen yoksa öyle, evet. Ayet-i kerimeyle de zaten sabittir. Ölüm geldiği zaman ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Evet. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Böyle konuyu da açıyor tabii, hocam. Hoca olan sizlersiniz evet, aslında da biz. Evet, sadaka tabii ki ömrü bereketlendiriyor. Ancak maddi konularda da bire ondur yani. Kütüb-i Sitte, Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de, hadis-i şeriflerle sabittir yani. Sadaka verildiğinde evet. Bir sadaka bire ondur yani. Allah Teala bire on veriyor yani. Elhamdülillah. Onun için sadaka vermek hocam? Çok tevekkül mükemmel. Çok önemli, teslimiyet. Tabii Allah rızası için yapmak lazım yani. Riya gösteriş için değil de Rabbim Allah rızası eylesin. İçin yapmak lazım. Diyor ya sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. O şekilde Allah rızası için yapılır. Şan, şöhret, gösteriş için değil de evet. Allah rızası için yapılırsa bire on veriliyor. Yani bu hadislerle sabittir yani. Evet. Bu konuyla ilgili müsaade ederseniz bir tabii şey anlatayım. Tabii estağfurullah, buyurunuz. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a Resulullah Hazreti Ali Keramallahu Veçe'den nar istiyor. Diyor ki ya Ali canım nar istiyor, bana bir nar al diyor. O da çıkıyor işte pazara gidiyor, alışverişe gidiyor. Zaten bir tane nar parası var Hazreti Ali Keramallahu Veçe'nin. Gidiyor narı alıyor. Allah Resulü'nün kızına getirecek. Getirirken yolda bir yaşlı pirifani zat-ı muhterem çıkıyor karşısına.
Diyor ki ya Ali, Allah rızası için şunları bana ver. Şimdi Hazreti Ali keramallahu veçhe çelişkiye düşüyor. Diyor ki ben bunu buna verirsem Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma'nın kalbini kırmış olurum. Evet. Ama vermezsem bu yaşlı zat-ı muhteremin kalbini kırmış olurum diye bir müddet düşünmede kalıyor. Sonra diyor ki Hazreti Ali keramallahu veçhe diyor ki ben bu zata verirsem Hazreti Fatıma o Allah Resulü'nün kızıdır, beni anlar. Bana saygı duyar, tasdik eder. Ama bu yaşlı zat beni anlamayabilir. Kalbi kırılabilir. Eyvallah. Diye o zata veriyor. Ve geliyor eve. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a diyor ki Ali getirdin mi diyor. Nar istemiştin. Diyor ki ya Fatıma yaşlı bir zata verdim istedi. Onun için getiremedim. Diyor ki iyi yapmışsın ya Ali. Sana da senden de bu beklenirdi yani. Derken iki namaz vakti oluyor. Namaza gidiyor. Namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in arkasında Hazreti Ali keramallahu veçhe namazı kılıyor. Namazdan sonra tam camiden ayrılacaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali gel diyor. Gidiyor. Cübbesinin arkasından 9 tane nar çıkarıyor. Diyor ki bunları başka. Cebrail getirdi. Bunları al diyor. Tabii bu sohbeti daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet etmiş sadaka 1'e 10'dur diye. Onu bilen Hazreti Ali diyor ki 9 tane var, ben kabul etmem. Ben diyor bir tane verdim, 10 tane olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini arkaya atıyor, diyor ki cübbenin arkasında kalmış. Bir taneyi daha çıkarıyor. 10 taneyi veriyor. Demek ki, tane değil mi hocam? 1'e 10. Evet. Burada işte teslimiyet devreye giriyor değil mi hocam? Evet, hani evet. Geçen hafta da beyan etmiştik hatırlarsanız. Evet. Ama fakat lakinleri biz lügatımıza kaldırırsak teslimiyet anlamında tabii bunu ifade ediyoruz. Evet. Evet. Rabbim bir de sayısız veriyor elhamdülillah. İnşallah. Evet. Rabbim nasip sizlerden eylemesin evet, hocam. Zaten imtihan dünyası yani. Amin. O Hazreti Ali'nin karşısına çıkan yaşlı da Cebrail'miş yani. Evet, İmtihan yani. Hazreti Ali imtihan evet. etmiş. Yani. Rabbim kaybedenlerden eylemesin amin, hocam. Amin inşallah. Hocam hızlı bir şekilde sorularımıza geçeceğiz evet, ama geçmeden önce size ekran kaçar TV izleyenleri tanıyor. Ama evet. ilk defa olur ya nasip diyelim. Şu an kanalını yeni açmış olanlara da bir tanıtmış olalım sizi. Ondan sonra inşallah yayınımıza başlayalım. Sorularımıza cevap bekleyen bir sürü değerli tamam. gönül dostlarımız var. Evet. Sayın Suat Hanım, Hatemli hocamızı inşallah değerli gönül dostlarımız bir tanıtalım. Kendisi dünyaca ünlü uzman havas alemi, psikometrist, metafizik ve biyoenerji uzmanı. Sosyal medya adresi kendisinin mevcuttur. Kendisine ulaşmak isteyenler için mail adresi var. Facebook adresi yine aynı isimle Sayın Suat Hatemli. Instagram adresi aynı şekilde yine hocamıza ulaşabilirsiniz. Telefon numaraları yurt içi Türkiye için hemen söyleyelim değerli dostlar 0542 442 3992. Avrupa'dan kendisine ulaşmak isteyenler için çift 0 49 15 14 717 71 84. Evet ilerleyen dakikalarda tekrar hocamıza yine tanıtımlara devam edeceğiz. Yine bu programların devamına vesile olan çok kıymetli dostlarımız Rabbim bin kere razı olsun. Allah tesisinin susmaması adına bize destek olan evet, bu hafta bize destek olan abimizin, firmamızın hemen ismini söyleyelim. SDK Reklam, şu an firmamızı kendisi İstanbul Anadolu yakasında Pendik'te faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin her iline de dileyen firmamıza çalışmak isteyenler için anlaşmalı kargo ile sipariş gönderilmektedir. Sosyal medya adreslerini görüyorsunuz değerli dostlarımız ekranlarda. SDK Reklam. www.sdkreklam.com adresinden de firmanın telefon numaralarını ben yine söyleyeyim buradan 0544 692 36 30 buradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Rabbim ebeden daima razı olsun. Dedikten sonra hocam hızlı bir şekilde süreyi de bereketli kullanma adına evet, sorularımıza evet. Ya Allah Bismillah başlayalım. Birinci sorumuz hocam geçen haftaki sorularımızdan ziyade evet. Daha çok merak edilen sorular var demiştik ki hocam. Bana da evet. epey bir mesaj geldi bununla ilgili. Evet. Çok merak edilen soru var. Tılsım nedir? Tılsımla başlayalım hocam. Şimdi tılsım nedir? Tılsım bir ayetin veya bir esmanın
veya bir azimetin, bir kasemin harf harf hurufu mukatta olarak yazılması veya onların yazıldıktan sonra harf değerlerinin çıkarılması, harfi veya rakami olarak belli bir usulde yazılma şekline tılsım denir. Anladınız mı? Evet. Her ayetin tılsımı olabilir, her azimetin tılsımı olabilir, her esmanın tılsımı olabilir. Yani tılsım, ayetlerin, azimetlerin yazılmasının farklı bir kaide ve usulüdür. Anladınız mı? Evet hocam. Bunu da, bu sorumuza cevap almış olduk herhalde hocam, değil mi? Evet. O zaman hemen direkt yine aynı birinci sorumuza bağlantılı olarak zaman zaman bunu iyi ya da kötü gibi algılayanlar olabiliyor. Tılsım kötü bir şey midir hocam? He. Şimdi evet, şöyle halkımızda var işte, öyle bir ön yargı var insanlarda. Tabii haksız da değiller. Çünkü internette dönen çok bilgi kirliliği var. Evet. Tılsım iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani bir ayetel kürsünün tılsımını çıkarırsanız o sizi korur. Niye kötü olsun? Bir felak nasın tılsımını çıkarırsanız sizi korur. Neden kötü olsun? Ama bunu büyüde de kullanılabilir. Bir yüzlerce çözdüğümüz büyülerde bunları görüyoruz yani. Ne tılsımlar çözüyoruz yani. Ne tılsımlar büyülerde insanlara yapılmış. Onlara iptal ediyoruz. O insanları kurtarmak adına. Bunları çok gördük yani. Evet hocam. Kötüye de kullanılıyor. Kullanılmaz diye bir şey yok. Yani insanlara çok kötü zarar verecek, belki ölümüne yol açacak derecede kötü tılsımlar olduğu gibi şifaya da vesile olan tılsımlar olabilir. Yani genel olarak tılsım kötü bir şey değildir. Kullanılma amacına göredir. Yani tıpkı bıçak gibi. Keskindir ama insanı da kesebilirsiniz, domatesi de kesebilirsiniz. Onun gibi yani. Tılsım kullanım amacına göre değişir. İyi veya kötü oluşu. Evet. Ama duyduğun yani direkt tılsım, o tılsım kötü bir şeydir diyemeyiz. Öyle bir şey yok yani. Çünkü onu araştırmak lazım. Onun neler olduğunu araştırmak lazım. Bu zaman alır tabii. Hepsi çıkar ortaya. Hangi ayetin vefki, hangi azimetin vefki veya tılsımı, o çıkar ortaya. Bakarız ki o ayettir yani. Şifa için işte ne bileyim, Estağfirullah ve nazilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ayet-i kerimesinin tılsımını çıkarmıştır adam. Sana vermiştir. Getirirsin bana. Hocam bana tılsım yaptılar. Bakalım şifadır yani. Bir şey zararı yok bunun. Çünkü ayet bellidir yani. Anladınız mı demek, evet, istediğimi? Yani hocam hem değerli dostlarımızı, değerli bizi Kaçak TV izleyenlerimizi de hem uyarma babında bunu bir kere daha söyleyelim. Geçen haftalarda da muhtelif programlarımıza yine söylemiştik hocam. Her işi ehli yapmalı değil mi hocam? Evet. Bu evet. Ne iş yaparsak yapalım. Bu anlamda da açıp internete bilgi kirliliğinden bahsettiniz. Evet, çok güzel, evet, bir şeyin konunun altını çizdiniz. Allah razı olsun. Hı. Hani böyle farzı mesela tılsım nedir deyip araştırıp ben de bir şeyler yapayım gibi. Bu evet, işi evet, ehline bırakmak lazım. Evet. Değil mi hocam? Çünkü maalesef sosyal medyadan iyi yani faydalanıyoruz. Evet. Hani hayırlı kullanıldığı zaman çok güzel işlere, hayırlara vesile oluyor. Ama dikkat etmediğimiz zaman da hocam bir o kadar da tehlikeli. Allah muhafaza. Evet. Buradan da değerli izleyenlerimizi uyarmış olalım. Her işi ehline bırakalım. Değil mi hocam? Sorularımız devam ediyor. Evet. Telefonumuzu tekrar bir tekrarlayalım. Hocamıza sormak istediğiniz sorularımız varsa değerli Kaçak TV izleyenlerimiz 0212 224 84 44 0212 224 84 44. Evet, sorularımızı devam edeceğiz hocam. Bir eser okuyalım mı inşallah? Güzel, evet, okuyalım. Sizin takipçileriniz, yani. Eyvallah, evet, hocam. Hem sizin takipçileriniz, evet, size de değer veren dostlarınız, hem bizim dostlarımıza, evet, evet, böyle, evet, bir açılış yapalım. Ne diyelim? Yine Rabbim Allah var diyelim mi hocam? Diyelim, evet. Allah razı olsun.
bedel yok inşallah. Allah Rahmandır, Allah Rahimdir, Allah elem yok inşallah. Yarattığına rızkını veren rezaktır o Allah. Allah mazlumun ağlarını duyan semidir o Allah. Kulun hakkını ihmal etmeyen adildir o Allah. Allah mahşer gününün sahibidir o, kadirdir o. İnşallah Allah latiftir, Allah fettahtır, Allah elem yok inşallah. Dertlerini gam eyleme sakın, başlaya bisminallah. Allah tevekkül sırrıyla her daim ol, elhamdülillah. Yoldaşım olsun hep, söyle Sübhanallah. Allah kullara el açma adem oğlu, azimdir o Allah. İnşallah Allah gafurdur, Allah sattardır, Allah elem yok inşallah. Etme şikayet, etme sen sakın, incitme Rabbini. Allah bir lokma ekmek için kardeşim, bozma şu kalbimi. Mal olsun bil ki Habib'tir o Allah. Allah garitasayı rafa kaldır ki açsın o perdeyi. Rabbim var Allah, Rabbim var Allah, keder yok inşallah. Allah hakimdir, Allah cabbardır, Allah elem yok inşallah. Evet. Ağzınıza, da, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Bu eserde yine bilmeyen değerli dostlarımız için, ilk defa dinleyenler için ifade etmiş olalım. Rabbim nasip etti bu eseri, sözümüzü bize Mevla okumayı nasip etti. İnşallah elhamdülillah. Mevla yaşatır. O günlere ulaşırsak çok yakın bir zamanda da buna klip çekeceğiz. İnşallah. İnşallah, İnşallah değerli izleyicilerimizle de buluşacak. İnşallah. Tevekkül diyoruz hocam. Insan... Bu eser tamamen tevekkül anlatıyor. Evet. Rabbim. İnsanın Allah... fikri neyse zikri odur işte yani. Aynen öyle hocam. Böyle zuhura çıkar işte. Evet. Rabbim razı olsun tüm bizi destekleyenlerden. Amin. Sağ olsun, var olsunlar. Dedikten sonra hocam hiç
Hız kaybetmeden kaldığımız yerden sorularımıza devam edelim inşallah. Evet, buyurun. Üçüncü soru olarak hocam, yine merak edilen tüm izleyenlerimiz tarafından zaman zaman hocam bize de böyle sorular geliyor. Biz de şimdi diyoruz, evet, biz hoca değiliz, biz ilahi sanatçısıyız. Ama hocam bilirsiniz diyorlar, ısrarla Messenger'dan, WhatsApp'tan yazanlar da oluyor. Biz de ama hocam o az önce işin ehlinden bahsettik ya hocam. Evet, evet. Hani Rabbim nasip etti, biz hani ilahiyat fakültesi mezunuyuz ama herkes işini yapmalı değil mi hocam? Evet, yani bu çok önemli bir şey. Bu anlamda biz de sorulara çok cevap vermemeye çalışıyoruz. Siz gibi değerli hocalarımıza yönlendiriyoruz. Değerli Diyanet İşleri Camiası'nın İmam Hatip hocalarımıza yönlendiriyoruz. Oradan sorularınızın cevabını bulabilirsiniz diyoruz. Hemen hocam üçüncü sorumuza devam edelim. Affınızasınız değerli dostlar. Çünkü hocam iki gün önce yoğun bir şekil biliyorsun Türkiye'de. Evet, evet, evet. Hepimiz ülkemize sahip çıkma adına görevimizi yapma adına gece 4'te geldim hocam. Evet. Evet. Değerli dostlarımızla işte vazifemizi yaptıktan sonra bir de türbeleri gezelim dedik. Evet. Deyince saat 3-3.30'a kadar bu devam edince ister istemez tabii ceyranlarda da kaldık dışarıda. Tabii, tabii, biraz tabii. Böyle değerli izleyenlerimizin affına hoşgörüsüne sığınıyor. Geçmiş zaman olsun, zaman böyle bir rahatsızlığımız var. Dua etsinler inşallah şifamızı bulalım. Yani. Sağolunuz varınız hocam. Evet. Telefon hocam üçüncü soruya geçmeden telefon alalım mı? Olur, belki bir soru sormak isteyen izleyicimiz olursa. Alo, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurunuz efendim. Sait hocama bir sorum olacaktı da. Sesinizi alamıyoruz. Sait hocama bir sorum olacaktı. Tabii biraz daha yüksek sesle seslenirseniz hocam inşallah sorunuzu duymuş olacak. Buyurunuz. Anladım. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam şimdi ben 2-3 yıldır işlerimden dolayı bir aksaklıklar var. Yaklaşık 5-6 tane hoca geldim. Bu hocalar bende büyü olduğunu söylediler. Bunlar tamamıyla bana işte muskalar yazdılar. İşte bir şeyler yazdılar. Suyunu iç yok. Arkaç suyu at. Ama ne yaparsam yapayım. Üzerimdeki bu değişiklik tamamıyla bitmedi. Yani hiçbir değişiklik olmadı gibi. Bunun neden nedir hocam? Bunun mantığı nedir? Niye olmadı bir şey? O büyüleri, büyü var dediler, o büyüleri bulup çıkarttınız mı? Yani yok, nerede hocam, olduğunu sadece tespit ettiniz mi? Ne yapılmış, nasıl yapılmış? Büyünün bir sürü çeşidi var. Yani hocam, yüzlerce çeşidi var. Neye yapılmış, nereye konulmuş, nerede saklanmış, ne yapılmış? Yani onları bulup çıkarttınız mı? Yok hocam, sadece işte büyünün olduğunu, işlerimin güçlerimin bağlandığına dair büyüler yapıldığı söylendi. İşte bazıları muska yazdı, üzerimde taşıdım. Bazıları işte muska yazdı, suya attım, suyunu içtim. Bazıları da işte ya ağaç dibine göm ya da işte akarsuya bunları götür bırak gibi şeklinde şeyler yaptılar. Ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Şimdi beyefendi öyle olmaz ki. Yani şimdi sizin isminiz yok, cisminiz yok. Yapılan büyüler nasıldır, nedir, neye dayanarak yapılmış, hangi azimetle yapılmış, hangi ayetle yapılmış, hangi kasemle yapılmış, o büyüleri bulup da açıp görmeden, içinde ne yazılı olduğunu bilmeden size nasıl nuska yazılmış onu anlamış değilim tabii de. Ama öyle olmaz. Yani o çözülmemesinin sebebi bence onları neredeyse bulup çıkartmanız gerekir. Yani onları bulup çıkartmadan ne yaptığınız işler bence nafiledir, boşuna gider. Onları bulacak, onları çıkaracak birileriyle görüşürseniz onlar tedavi edilir, çözülür, işiniz gücünüz açılır inşallah. Anladım. Tamam hocam. Allah razı olsun. Allah İnşallah en kısa zamanda olsun. Zaten iletişime geçeceğim inşallah. Tamam, sağ olun. Evet, değerli misafirimize, konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir soru yöneltti. Yani hocam sadece işte sizde büyü var denmesi yetmiyor değil yetmiyor mi hocam? Yani tedavisinin yapılması lazım. Yetmiyor yani. Evet. Yani işin... Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan büyü kuyunun evet. dibinden ne için çıkarıldı? Çıkarılması lazım. Onlar bilmiyor muydu ayet yazmayı, ayet okumayı? Acizler miydi haşa? Değil mi? Hocam. Ya aklın yolu bir ya. Değil mi yani? Yani burada şey değil mi hocam? Yani, fiili dua devreye giriyor değil mi? Yani ikisi, tabii canım. Yani fiiliyatı da devreye geçiyor. Tabii şimdi bugün doktora gerekiyor. Gidiyorsunuz ne yapıyor? Kan tahlili, idrar tahlili, ultrason yapıyor bilmem ne yapıyor. Diyor ki kardeşim sende şu mikrop var, şu ilacı kullanacaksın.
Girer girmez sana midem ağrıyor deyince ilaç veriyor mu? Vermiyor. Bir takım tetkiklerden geçiriyor değil mi? Röntgenler çekiyor. Yani çünkü o da haklı olarak yani sendeki virüsün, mikrobun, işte hastalığın ne olduğunu anlamaya çalışıyor yani. Anlamadan ilaç veriyor mu? Vermiyor. Evet. Şimdi size bir yapıldı. 72 türlü büyütürü var. Neler yapıldı? Ne yazıldı? Azimetle yapılır, vefle yapılır, tılsımla yapılır, kasemle yapılır, esmayla yapılır. Bir sürü çeşidi var yani. Çok çeşidi var büyünün. Bunların hangisiyle yapıldı bilmiyoruz ki. Hocam, neye dayanarak ben ne yazabilirim ki yani? Bilmediğim ne yazayım? Önce zehri görmek lazım ki panzehir yazabilelim değil mi yani? Evet. Mantıklısı bu yani. Evet, sebep sonuç ilişkisi çok önemli yani. Aynen. Sebep sonuç ilişkisi olması lazım. Evet. Hocam hem ben ki şahsım adına şimdi az önce ifade ettiniz. Hem kendi merakımı giderim adına. Evet, olur ki ekrandaki değerli izleyenlerimizin öğrenmesi adına. Tabii buyurun. Şimdi kasem yemin demektir değil mi hocam? Evet. Bu kasemle yapılan da onu hem ben de merak ediyorum. Şimdi kasemle yapılan yani belli işte o varlık, belli varlık isimleri var. Cin isimleri var. Evet. Onlara Arapça kasem düzenliyorlar. Tamam mı? Tamam mı? Yani kasem yemindir ama başı yemindir. Aksam tualeyküm orası yemindir. Anladınız mı? Yani aksam tualeyküm eğildim sizin üzerinize. Türkçe manası. Aksam tualeyküm eğildim sizin üzerinize. Niçin? Ef'alû. Yapacaksınız. Ne yapacaksınız? İşte istediğin neyse. Falanı öldür. Falanı yamult. Falanın içini bağla. Falanın gücünü bağla. Bu da kasemle yapılandır. Yani bir nevi hocam burada bir emir şeyi giriyor. Ama orada hani ben şimdi kasem derken yemin gibi düşünüyorum ya. Yani onlardan yemin mi alıyoruz? Hayır, öyle bir şey yok değil mi hocam? Yok. Yani aslında onları yeminle sıkıştırıyormuşsunuz gibi. Mecbur koyuyormuşlar gibi. Yani orada isimler var. O isimlere kasemle sıkıştırıp onları bağlayıp kasemle yemin ettirip geri dönülmeyecek şekilde asla o görevden geri dönemeyeceği şekilde mecbur kılıp o işi, o görevi yaptırmaya çalışmalarına kasemle yapılan denir. Yani bugün vefk yazarsınız. Vefkin de etrafına ulvi süflisini çıkarırsınız. Ulvi süfliyi çıkarttıktan sonra hayırlı işler içinde, şer işler içinde kasem düzenlemeden zaten onu harekete geçiremezsiniz. Yani kasem düzenlemek lazım ki evet. O ayetin kasemi neyse hayır için, şer için, işte iş için, güç için, kısmet için, aşk için, her ne için yapılıyorsa vefki yazdıktan sonra kasemi başarı için mutlaka kasemini düzenlemeniz lazım. Sadece tek başına vefk bir işe yaramaz. Onun ulvi süfrisini çıkartmak lazım, evet. Müvekkillerini bulmak lazım, gününü, ayını, saatini çıkartmak lazım. O yüzden biraz önce internette kirlilik var dedik ya. Evet hocam. Oraya bir tanesi kitaptan çekmiş bir vefk atmış. Hemen onun çıktısını alıyorlar. Sanıyorlar ki o iş görecek, o iş görmez. Vefk yapmak çok ehemmiyetli bir şeydir yani. Onun azimeti var, kasemi var. Ulvisi, süflisi çıkacak. Günü, saati, dakikasında yazılacak. Bu hangi buhurlar kullanılıyorsa onlar kullanılacak. Yani çok derin bir derin bir uygulama şeklidir. Derin bir mevzudur vefk yapmak. İşte azimet de genelde her şeye kullanılabilir. Kasem her şeye kullanılabilir. Onun için de yani azemtu aleyküm işte sizin üzerinize eğildim. Aksamtu aleyküm size yemin ettirerek eğildim. Yani size yemin ettirdim bunu yapacaksınız. Bundan dönüşünüz yok. Orada devamı var tabi. İncil-i İsa, Tevrat-ı Musa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Furkan. Yani bu devamı var öyle. Kasemlerin çeşitleri var. Birçok çeşit kasem var. Ama kasemin gerisini siz düzenliyorsunuz yani. Ne yapacak? Efendim ne yapacak? Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Darp edeceksin, ayıracaksın, barıştıracaksın. Neyse. Ne yapılacaksa onu büyü yapan şahıs veya hayır için bir şey yapıyorsa o hayır için yaptığı şeyi yapan şahıs onu ayarlıyor. Evet. Kasemle görevlendirilmiş olan şahıslar göreve gidiyor, görevini yapıyor. Anladınız mı? Evet. Kasemle böyle yapılıyor işte. Yani havas ilmi bayağı geniş bir derya. Çok geniş bir ilimdir, hocam? Evet. Yani gerçekten evet. Ciddi manada uğraşırsanız evet. Çok derin bir ilimdir, evet. Evet. Hocam hemen ara sorumuzdan sonra esas sorumluluğumuza devam edelim.
insanları korumak ya da büyü çözmek için hocam mezarlıklara muska gönderiliyor. Bu doğru bir şey midir? Bu büyü büyüyle mi çözülüyor hocam? Şimdi bu doğru bir şey değildir. Bunu danışanlarımızda çok görüyoruz, çok duyuyoruz. İşte gittik, birine gittik de işte sende büyü var dedi. Onu işte şu yazı yazdı, bunu götür mezarlığa göm, senin büyün çözülecek veya eşinin büyüsü çözülecek. İşte biraz önce arayan seyircimiz de anlattığı gibi akarsuya at, büyün çözülecek. Böyle bir şey yok, böyle bir büyü çözme sistemi yok. Ve mezarlığa gömülen her şey şerdir, hayır değildir, hayır olmaz. Mezarlıkla ne işimiz var yani ya? Mezarlığa niye gömülür? Mezarlığa büyü gömülen bir şey mutlaka şerdir, büyüdür, kötülüktür, iyilik değildir. İyilik olamaz yani. Onun için ben bunlardan bir çok danışanlarımızdan öyle şeyler duydum ki mesela söyleyeyim size. Karı koca arasında büyü yapmışlar. Bir danışanım geldi bana karı koca arasında büyü yaptıklarını söyledi. Birine gitmiş, bir yere gitmiş. O da kocasının 3 tane çamaşırını istemiş. Atletini istemiş. Bunları yazmış, götür demiş. Bunları biri mezarın başına, biri ortasına, biri şuraya göm. Kocan demiş, büyüleri çözülecek. Tabii bu kadıncağız da genç. Kadıncağız bilmez. Nereden bilecek yani o şahsın söylediklerine? İnanır. Hani kocaya inanmış, götürmüş, mezarlığa gömmüş. Ya mezara gömülmekle büyü çözülür mü ya? Hangi İmam-ı Gazali, Muhiddin Arabi, İmam-ı Suyuti, yani hangi alimin kitabında var Allah aşkına bir tane göstersinler ya. Evet. Hiçbir ilimde yok böyle bir şey. Evet. Gömmüş o arkadaş, o kocası, o bayanın kocası yaklaşık tam hatırlamıyorum ama 20-25 gün sonra belden aşağı felç oldu mu? Kaş yapayım derken göz çıktı mı? Evet. Ya gömülmekte büyü yapılır mı? Neyse o kadın kızcağız bize geldi. Gereken işlemleri yaptık. Dairesini kurduk. Daire kurulmadan olmuyor zaten. Dairesini kurduk. O mezarlıkta kocasına yapılanları da çözdük. Temizledik. Allah'a şükür. Duyuyorlarsa selam olsun. Aleyküm selam. Onlar o arkadaşımız da düzeldi. Maşallah. Şimdi bunlar yanlış şeyler. Yani mezarlığa büyü gömülmez. Ayrıca şunları da duydum. İşte mesela biri bana kötülük yapıyor veya kötü düşünüyor benim için veya kötülük düşünüyor. Diyor ki hocam diyor beni bundan koruyabilir misiniz? Adam da işte bir tılsım bir vevk yazıyor onu ona şeyi ekliyor. O kötülük yapan şahsın isimlerini yazıyor. Götürüyor mezarlığa gömüyor. Kötü bir şey efendim bak diyor yaptıran diyor ki bak büyü olmasın bu ha büyü değil. Hayır diyor büyü değil bu ya. Bu ben size iyilik yapıyorum yani. Ben Rahmani çalışıyorum veya veya beyaz çalışıyorum veya iyi çalışıyorum gibi cümleler kuruyor. Mezarlığa götürüp gönderiyor. O şahıstan akılları başlarından gidiyor. Çünkü bu büyüdür ve haramdır. Niye? Büyü ne demektir? Büyü tesir etmek demekse oraya yazılan insana zulmettin demektir. İsmini yazdığın kişiye zulmettin demektir. Evet. Yani bu hayrı yok bunun. Böyle bir hayrı yok. Evet. Hayır sadece şifadır. Arkadaşım cin musallatı varsa üzerinden alırsın, daire kurar alırsın biter. Evet. Büyü varsa çözersin biter. Nasıl çözersin? Onları bulup çıkararak veya onları iptal ederek iptal edersin, çözersin. Yapmazsın, mezarlığa gömmezsin. Yakmazsın, denizlere atmazsın. Böyle bir büyü çözümü yok. Evet. Yani bu nasıl bir şeydir anlamış değilim. Evet. Hocam hemen bunlar iyi şeyler değil yani. Evet. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemiz. Şimdi bir telefonumuz varmış. Tamam. Olur bir telefonumuz düştü mü yayından? Tamam. Tekrar bağlamak isterlerse tamam. İzleyicimiz kendilerini kabul buyururuz. Hocam büyü büyüyle mi çözülür demiştik ya. Evet. Çözülmez. Evet. Büyü büyüyle çözülmez. Yani büyü tabiri caizse bir kamburdur insanın sırtında.
Kambur üstüne kambur nasıl çözülecek yani? Kim büyüğü büyüğü, zaten büyü yapan büyü çözemez. Anladınız mı? Evet. Yani büyü yapan, birbirine büyü teklif edin. Eğer büyü yapıyorsa, kabul ediyorsa büyü yapmayı, o insan büyüyü çözemez. Anladınız mı? Çünkü insana, insanın çalıştığı ruhani alem ya ulvidir ya süflidir yani. İkisi bir arada olamaz yani. Eğer huddam ulvi ise veya ruhani ulvi ise asla büyü yapamazsınız. Yaptırmaz. Yapamazsınız. Mümkün değil. Ona fırsat vermez. Yani zaten imanınız müsaade etmez. Evet. Ama o da yapmaz. Ama eğer süfli ise o zaman çok güzel büyü yaparsınız. O da o büyüye görevlenir ve size de engel olmaz. Sizin imanınızı bile zayıflatır zaten. Bu defa çok güzel büyü yaparsınız ama çözemezsiniz. Yani onun için bir kere büyücü büyü çözemez bir. Büyü yapan hiç kimse büyü çözemez. Büyü çözen hiç kimse de büyü yapamaz. Anladınız mı? Evet. Gerçek anlamda ama bu gerçek anlamda. Ha. Şimdi bunun yanı sıra büyü ile büyü çözülmez. Yani zaten büyü var. O büyüyü çözmek için açmak lazım, fethetmek lazım. Büyü kapatmaksa, bağlamaksa, yani bağı, düğüm var, dört tane düğüm var. Dört düğümde biz atalım, çözdük mü diyelim, nasıl çözülecek bu? Büyüyle büyü çözülmez. Onları açmakla, fethetmekle çözülür. Tam tersi bir işlem. Büyü yapmakla değil, büyüyü ortadan kaldırmakla çözülür. Tesirini yok etmekle çözülür. Anladınız mı? Evet. Hasan Bey? Hocam hemen şimdi eşler konusuna değindiniz hocam. Evet. Bunu bir sonraki sorulara soracağız inşallah. Bunu tamam. Hani detaylı bir şekilde inşallah anlatırsanız tüm izleyenlerimiz istifade etmiş olacak. O sorudan önce hocam ben bir sorudan sormak istiyorum. Bir insana büyü yapıldığını nasıl anlarız? Şimdi bir insana büyü yapıldığını nasıl anlarız? Şimdi büyünün genel yani belirtileri var. Ancak büyünün yapılış gayesi ve maksadı da önemli yani. Şimdi adamın bir esnafın işini gücünü bağlamak maksadıyla yapılan farklı, bir kızın veya bir erkeğin kısmetini bağlamakla yapılan ay farklı, hastalık büyüsü farklı. İşte ölüme yol açacak büyülerin belirtileri farklı. Bunların her birinin farklı. Ancak genel olarak insanlar kendisinde bir takım belirtiler hissedebilir. Yani bu uykusuzluk, şiddetli derecede korku, panik atak hali, kalp çarpıntısı, kalbin atışlarında ritim bozukluğu. Ondan sonra terleme, insanlardan kaçma, insanlardan hep kendini bir farklı yani görme. Asosyalleşme değil mi hocam? Asosyalleşmek. Bir yerden çıkmamak, bir yere kendisini kapatmak, banyoda çok kalmak, banyoda kalmak, tuvalette çok kalmak. Bir takım genel belirtileri var tabii. Ama büyülerin her birinin de yapılış sebeplerine göre kendileri farklılıklar arz eder yani. Onlar daire kurulup bakılacak hangisi ona göre çıkar ortaya yani daire kurulmadan net bir şekilde büyünün türü, çeşidi, nevisi anlaşılmadan tabii çok net bir şey söylemek doğru değil. Biz şu an burada genel bilgi veriyorum yani. Evet. Hocam ikinci bölümde inşallah değineceğiz. Bu sorularımın arasında şu anda yok ama inşallah onu da belirtirsek hani korunma yöntemleri bununla ilgili. Evet. Şimdi banyo dediniz ya hocam çok önemli evet. Bir husus bu. Bununla ilgili de İnşallah. İkinci bölümde burada değineceğiz. Sayın yönetmenim reklamlarımız herhalde az kaldı. Ben bir eser okuyayım. Tamam. Ne diyelim? Sevdim seni mağburuma değilim mi hocam? Evet diyelim. Evet. Çok severim o ilahi.
Böyle, evet, yönetmenim, çok kıymetli yönetmenim işaret veriyor. Merak edilen sorularla reklamlardan sonra buradayız efendim. İsmim Ahmet Polat, Apolat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İnşaatlerimizde burada şar betonla çalıştık. Böyle inşaat başlangıçlarında betonarme çalışmalar için, bu donatı için çalışma, araştırma yapınca bizim firmamıza uygun olarak en iyi çözüm ortağı olabilecek firmanın şar beton olduğuna karar verdik ve şar betonla çalışmaktan büyük bir keyif aldık. Şar beton çağın uyumuna uygun yeni teknolojilerle fiziksel ve teknolojik olarak bütün teknikleri yerinde ve zamanında yerine getirdiğini düşündüğümüz için şar betonla çalışmayı tercih ettik. Zaten kendileri laboratuvar ortamlarında elde ettikleri yüksek kalite ve donanımdan dolayı zaten bu kaliteyi kendileri Türk Standartları Endüstrisi'nde de bu kaliteye ulaşmıştırlar kendileri. Biz de hali hazırda böyle bir marka ve değeri olan bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette ki şar beton hem geçmişte hem şimdiki dönemde ve gelecek dönemde teknolojiye uygun laboratuvar teknolojileriyle geliştirmiş olduğu betonları biz kullanıcılarına en iyi şekilde, en keyifli şekilde sunmaya çalıştığı için daha sonraki projelerimizde de şar betonu çözüm ortağı olarak değerlendireceğiz. Ben Selim Bayramoğlu, 81 İstanbul doğumluyum. Bayramoğlu İnşaat'ın yönetim kurulu üyesiyim. Rize'de 2 senedir yaklaşık şar betonla çalışıyoruz. Daha öncesinde farklı firmalarla çalışmıştık ama 2 senedir şar betonla çalışıyoruz, memnunuz da. Şar betonu tercih etmemizin sebebi hem kişilik olarak sahiplerini tanıyor olmamız, hem de betondaki kalitesi, hizmet anlayışı. Yani bu hizmet anlayışı derken tamamını kapsayalım. Yani hem çalışanlarından, hem betonun kalitesinden, hem teslim süresinden, hem ödeme kolaylığından. Bu sebeplerden dolayı şar betonu tercih ettik.
En önemli sebebimiz, tercih etmemiz sebebimiz zaten kalitesi. Betondaki şu anda bizim kullandığımız C30 beton mesela kullanıyoruz biz şantiyemizde. Tamamını laboratuvar ortamında test edildiği için tamamında hiçbir şekilde sorun çıkmıyor. En önemli sebebimiz bu. Bundan sonra yapacağımız projelerde şerbeton düşünürüz. Zaten şu anda devam eden bir projemiz var. Şerbeton kullanıyoruz. Yeni başlayacağımız var. Yaklaşık 2-3 ay sonra başlayacağımız. Onda da yine şerbetonla anlaşacağız. Ben Yaşar Eroğlu. Eroğlu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Genellikle şerbetonla yapıyoruz alımlarımızı. Beton firmalarını aradığımız özellik, beton kalitesi önemli. Betonun şantiyeden çıkıp inşaat sahasına gelme süresi çok önemli. Biz ortalama 2002'den bu yana şerbetonla çalışıyoruz genelde. Arada farklı firmalarla çalışmış olduk. Ama şerbetondan bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani bugüne kadar hep memnun olduk. Yani problem yaşamayınca çalışmaya da hala şu anda devam ediyoruz. Sadece fiyat olarak düşünmüyoruz. Yani bize verebileceği hizmet, kalite önemli. Sıkıntı yaşar mıyız? Bunlar çok önemli. Yani şu ana kadar bir problem yaşamadık. Memnunuz daha doğrusu. PM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şınafaroğlu. Şerbetonu tercih etmemiz sebebi hizmet, kalite, gününde, saatinde, dakikasında betonun bir tür bana teslim ediyor. Tabii ki şerbetonu tercih etse. Şerbetonu tercih etmeme diye bir lüksüm yok. Ben Bilal Köse, Bikan Mühendislik şirketinin müdürüyüm. Genellikle tabii ki bu yöremizde şer inşaatla çalışıyoruz. Hizmet anlamında bütün satın almaları bu firma üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Şer betonu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi zamanında bize betonu göndermesidir. Tabii ki genelde yoğun betonlar döktüğümüz için istediğimiz zamanda alabiliyoruz. Kalite anlamında da diğerlerine göre biraz daha iyiydi. Bir iki firma zaten Rize'de daha iyi. Bunların içinde de Şar. Ama tabii ki hizmet konusunda daha çabuk, daha seri, istediğimiz saatte, zamanda da beton alabildiğimizden dolayı Şar'ı tercih ediyoruz. Hizmet konusunda bir sıkıntımız yok tabii ki. Kalite konusunda da yok. İstediğimiz numuneler genelde çıkıyor. Pek sıkıntı da yaşamadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız. Şu anda tabii ki en büyük tercihimiz yine odur. Daireler, gül gibi fiyatlar, gül sitesinde. Paçarış İnşaat. Rize'nin gözdesi cami önü mahallesinde tamamlanmış dairelerimiz sizleri bekliyor. Deniz, doğa ve şehir manzarası eşliğinde, üniversiteye ve ana yola yakın konumuyla, modern mimari ve kaliteli malzeme kullanılarak, özenle yapılmış dairelerimizde rahat bir nefes alacağınız yaşam alanları sunuyoruz. Her bütçeye uygun 2+1, 3+1 ve 5+1 dairelerimiz sizleri bekliyor. Telefon 0532 340 8595, 0532 235 4658. Paçarış İnşaat. Dikkat! Ridex, Türkiye ana bayi olarak uyarıyoruz. Kamuoyuna duyurulur. Son zamanlarda bazı mecralarda orijinal Ridex haşere kovucu denilerek hiçbir işe yaramayan sahte taklit ürünler satılmaktadır. Bu sahte ürünlerin firmamızla hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Şu an ekranda sol tarafta görmüş olduğunuz içerisinde kovucu sensör olmayan sahte üründür. Sağ tarafta ise firmamızın yurt dışından ithal etmiş olduğu gerçek orijinal ürünü görüyorsunuz. Gerçek orijinal Ridex'in ambalajı üzerinde orijinallik barkodu ve seri numarası bulunmaktadır. Lütfen sahte
hiçbir işe yaramayan bu taklit ürünleri satın almayınız. Sahte ürünlere aldanmayın. Paranızı sokağa atmayın diye. İşte Ridex Türkiye ana bayiinden orijinal Ridex Plus haşere kovucu. Ridex Türkiye olarak sahte ürün satanlara savaş açtık. Orijinal Ridex Plus'ın ambalajı üzerinde güvenlik barkodu ve seri numarası bulunmaktadır. Ürünümüz size faturalı olarak gönderilmektedir. Orijinal Ridex'e hemen şu anda aradığınız takdirde 59 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik bir alana ikincisini ücretsiz hediye olarak gönderiyoruz. Birini evinizde kullanıp diğerini iş yerinizde, yazlığınızda, yayla veya köydeki evinizde kullanabilir veya bir komşunuza, akrabanıza hediye edebilirsiniz. Hemen arayın, bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Havalar ısınıyor. Fareler, sinekler, akrepler, sürüngenler, hamam böcekleri. Kısacası haşere ve sürüngenler ortaya çıkmaya başlıyor. Ama onları evinizden, iş yerinizden uzak tutmak artık çok kolay. İşte orijinal Ridex Plus haşere kovucu. Ürünümüz %100 orijinal üründür. Ürünümüzün üzerinde güvenlik barkodu ve seri numarası bulunmaktadır. Orijinal Ridex sadece sinek ve sivrisinekleri değil, haşereler, fare gibi kemirgenler veya akrep, yılan gibi sürüngenleri 40 desibellik mikrosinyaller sayesinde rahatsız ederek uzaklaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Orijinal Ridex evinizin etrafında tam 300 metrelik bir koruma kalkanı oluşturur. Bu sayede evinize girmeye çalışan sinek, sivrisinek, haşere, fare ve sürüngenler mikrosinyallere denk gelince rahatsız olurlar ve evinize, iş yerinize yaklaşmazlar. Evinizin içerisinde tavan araları, döşeme altları, koltuk ve dolap aralarına yuva yapmış olanlar ise bu 40 desibellik mikrosinyallerden rahatsız olarak yuvalarını terk edip hemen uzaklaşırlar. Orijinal Ridex'in insan ve evcil hayvan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Ridex kesinlikle zehir ve kimyasal madde içermediği gibi yaydığı mikrosinyaller radyasyon değil, sadece insan kulağının duyamayacağı yükseklikte mikro ses sinyalleridir. Bu sinyaller sinek, sivrisinek, haşere, fare ve sürüngenlerin kulağında, bakın, şu anda duyacağınız şekilde bir çınlama ortaya çıkarır. Ama insan kulağı ve kedi, köpek, kuş gibi canlılar bu sesi duyamaz. Dolayısıyla ne siz ne de evinizde beslediğiniz evcil hayvanlarınız bu sesi duyup asla rahatsız olmazsınız. Ama bu sesten rahatsız olan sinek, sivrisinek, haşere, fare, kene ve sürüngenler hemen oradan uzaklaşırlar. Artık sıcak yaz günlerinde kapınız pencerenizi açık tutup serin serin yatacaksınız. Artık fareler iş yerlerinize dadanmayacak. Artık yılan, akrep korkusu... Kıymetli değerli gönül dostlarımız, bize sabırla ekranları başında izleyen Kaçar TV izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Merak edilen sorularla inşallah yayınımız devam edecek. Tüm hızıyla devam ediyor. Havas ilmiyle alakalı, bu ilmi içeren sorularla alakalı sorularınız gelmeye devam ediyor. Hemen canlı yayın telefonlarımızı tekrar hatırlatalım. Çok kıymetli hocam sorularınızı burada cevaplandıracak. 0212-224-84-44 0212-224-84-44 Bu arada yine bize desteğini esirgemeyen çok kıymetli bu hafta bize destek veren firmamızı tekrar edelim. sdkreklam.com sosyal medya adresi de bu şekilde. Hacı Sedat Demirkıran abimize de buradan selam olsun. Rabbim ebeden daima razı olsun. Hacı Sedat Demirkıran, sdkreklam.com
ilgili firmanın bilgileri de ekranlarımıza geldi. Oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde anlaşmalı kargo ile ürünleriniz itinayla teslim edilir efendim. Dedikten sonra çok kıymetli hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Bir sorumuz var ama bu soru epey bir belki saatler buradaki süremiz belki kısıtlı olabilir ama belki saatlerce konuşulabilecek bir mevzu değil mi hocam? Hemen ben sorumuza geçeyim. Buyurun, neymiş? Eşler arası büyü yapıldığı zaman o büyüyü bozmak için ne yapmamız gerekir hocam? Evet. Şimdi, en fazla karşılaştığınız sorulardan biri budur zaten sizin. Buyurun. Şimdi eşler arası büyü yapıldığında gerçekten çok uzun bir mevzu bu. Şimdi danışanlarımızdan çok duyuyoruz ve çok da talepleri oluyor. Gerçi onlara da izah ediyoruz. Yani diyelim ki karı koca arasını veya iki sevgili arasını, iki nişanlı arasını ayırmak için büyü yaptılar. Artık kadın veya erkek her taraftan engelledi, her taraftan res çekti. Artık görüşmüyor, konuşmuyor, selam bile vermez hale gelmiş. Evet. Şimdi bunların büyüsünü sadece erkek gitmişse, yani erkek yoksa ortada, kadın geldiğinde onun büyüsünü çözemezsiniz. Çünkü neden? Evet. Yedirilerek içirilerek adama büyü yapılmışsa, ki bunun bir sürü yolu var değil mi hocam? Bir sürü yolu var. Hani yedirme içirme dediğiniz için oradan aklıma geldi. Yedirilip içirilerek yapılmışsa onun bedenindeki negatif enerjinin dışarı çıkarılması lazım. Yok edilmesi lazım. Ona belli ayet-i kerimelerin sularını 21 gün, 11 gün, 21 gün büyünün türüne, çeşidine, nevisine göre içirmek lazım. Bunu bulamayacak. Bu adam bu kadını bulamayacak. Nasıl içirecek? Evet. İçiremeyecek veya kadın o erkeği bulamayacak. Erkek selam vermez hale gelmiş. Her taraftan engellemiş veya kadın engellemiş. Bunu bulamayacak, bunu içiremeyecek. İçiremeyince çözülmeyecek. Veya gömülü, saklı bir yerlerde olsa yine o şahsın daireye oturması lazım. Daire kurulması lazım ki onlar çözülebilsin. Evet. Adam yok ortada, bulamıyorsunuz. Görüşmüyorsunuz, görüşmediğiniz için adamı bulamıyorsunuz. Bulamayınca nasıl adamın dairesini kurup nasıl büyülerini çözeceksiniz? Çözemeyeceksiniz. Onun için bazen işte danışanlarım diyorlar, işte bazıları telefonla daha görmeden, yani ben çözerim hallederim, işte sen hesabıma şu kadar gönder ben çözerim hallederim diyormuş. Yani çok kolay olmasa gerek değil mi? Değil işte, olmuyor yani. Ondan sonra olsa bir tekrar beni arar mı? Aramaz. Zaten çözülmüştür. O da matlubunu görmüştür, bulmuştur. İstediğine kavuşmuştur. Ama kavuşmadığı için, halen yapılan şeylerden fayda görmediği için, arayış içinde olduğundan dolayı beni aramıştır bu insan. Ama biz izah ediyoruz. Olmaz kardeşim, yani olmaz. Yani şahsın kendisi olmadan büyüsü çözülemez. Gömülüyse, saklıysa, bir yerlerde saklıysa falan. Yedirilmiş, içirilmişse kendisine sular içirilmeden, ayet-i kerimeler kullanılmadan, içirilmeden yine onu yapamazsınız. Yakılarak yapılmışsa onu daireye alıp bedenindekini, üzerinde cin musallatı vardır, onu üzerinden almadan yine çözemezsiniz. Evet. Yani o şahıs olmadan büyüsü çözülmez. Mümkün değil böyle bir şeyin. Evet. Ha karı koca vardır da aralarında sıkıntı vardır. Problemleri vardır, tartışmaları, kavgaları vardır. İkisi aynı anda gelirler, o zaman çözülür. İkisi aynı anda gelmiştir. İkisi de hocam ya bizde böyle bir problem var. Çok tartışıyoruz, çok kavga ediyoruz. Yani irademiz dışında gelişen olaylar var. Normalde biz sakin insanlarız. Ancak irade dışı sinirleniyoruz diyorlarsa o zaman onlarınki çözülür. Çünkü neden? Çünkü ikisine de uygulatabileceğiniz terkipler verilir. Onlar uygular. Daire kurulacaksa daire kurulur. Üzerlerinde musallat varsa alınır, daire kurulanır. Çünkü ikisi de aynı anda oradadır. O farklı bir şey. Ama biri gitmiştir. Her taraftan engellemiştir. Bu taraftan bir taraf sevdiği için, yüreği yandığı için. Evet. Tabii habire onun geri gelmesiyle alakalı hayaller kurmaktadır.
Onun için de bir sürü insan aramaktadır. Bir sürü belki büyüler yaptırmaktadır. Bazı insanlar da biraz önce söylediğiniz gibi büyü var sizde çözerim derken diyerek büyü üstüne büyü yapıyor. Yani yakılarak büyü sizde büyü var. O yüzden işte sevgilin gitmiş, nişanlın gitmiş diyorlar. Ondan sonra 7 tane, 10 tane, 9 tane akrak yani kalbi yakmakla, aşık etmekle alakalı 7 günlük, 3 günlük, 7 evet. günlük, 9 günlük yakılması gereken kağıtlar veriyorlar. Diyor ki bunu 7 gün yak, büyünüz çözülecek, eşin dönecek veya işte sevgilin dönecek veya nişanlın dönecek. Evet. Aslında alakası yok. O büyü falan çözmüyor. O celbiye vermiş yani. O yakınca o karşı tarafı aşık edip döndürmeye çalışıyor. Ancak üzerinde büyü olduğu için onun o yapılan büyülerin de ona tesir edip de matlubu, maksadı hasıl edeceği mümkün olmadığını o yapan şahıs bile anlayamıyor yani. Evet. Çünkü olmaz yani. Önce dolu bardağı boşaltıp sonra su dolduracaksınız. Yani bunlar enteresan bir şey. Büyü yapmayı bile bilmiyorlar yani. Yapıyorlar ama yapmayı bile bilmiyorlar. Evet. O yüzden insanlar sonuç alamıyor. Yani büyülerden de sonuç alamıyorlar. Tabii bunun yanı sıra çok kuvvetli çözdüğümüz ölüme kadar götüren büyülere maruz kalan insanlar da gördük. Bunun çok erbapları da var. Az olsa da. Ama gerçekten erbapları da var. Yani öyle büyüler çözüyoruz ki inanın bugün tanıdığım insanlar var. Kadın gerçekten ölüyor artık 20 gün 20 kilo, 25 kilo, 28 kiloya düşmüş kadın. İnan 5 yıldır yemek yememiş. 5 yıldır. Subhanallah. 5 yıldır yemek yememiş ve doktor alerji var demiş sende. Şu alerji, bu alerji var falan. O da öyle söylemiş doktor. Teşhisi de öyle. Ve kadın hiçbir şey yemiyor, dokunamıyor. Hiçbir şeye dokunamıyor. Evine giremiyor. Sabah çıkıyor, akşama kadar sokaklarda geziyor. Abisinde, ablasında, şunda bunda. Çok da kaliteli bir aile bunlar. Evet. Ve onun zannedersem kocası da İmam Hatip'ti. Ve bize getirdiler. Daire kurduk. Kıza baktık. Büyü yapılmış. Ölüm büyüsü var hem de kızda. Sabun büyüleri var. Daire kurduk. Onları çözdük. Ve inanın çözdükten bir hafta sonra bir hafta 10 gün sonra daha işlemlerini bitirmeden çünkü öyle 5 dakikada çözülmüyor bir büyü. Önce bir büyüye çalışıyorsunuz. Büyüyü çözüyorsunuz. Sonra panzehirler o yazılması gereken o incelediğimiz büyülere yazılması gereken panzehir diyelim nuskalarını daha sonra gelip alıyor. Yani bir insanın büyüsünün çözülmesi gelmesi 3 defa gelmesi gerekir. 3 defada da her birinde farklı şeyle birinde bakım yapılacak, birinde büyüler çözülecek. Evet. Sonra çözülen büyüler günlerce inceliyorum onları, günlerce inceliyorum. Onları imha ediyorum. Sonra onlara karşı panzehir yazıyoruz. Yani neyi terse çevirmişlerse biz onu düze çeviriyor. Neyi negatif hale getirmişlerse onu pozitif hale getiriyoruz. Sonra nuskalarını veriyoruz. Yani öyle gelir gelmez de 5 dakikada bir nuska yazıp vermiyoruz. Neye evet. dayanarak yazabiliriz? Evet. Biz incelemeden inceleyip göreceğiz ki ona göre yazacağız. Tabii bu da vakit alıyor. Bu kadın da büyüleri çözdükten sonra panzehirlerini almaya, yani nuskalarını almaya gelmeden daha inanın telefon açtılar. Kadın 8 kilo almıştı. Maşallah. Evet. Yani kadın 8 kilo almıştı. Ondan sonra o benim bir dostumun kız kardeşiydi. Kendilerine selam olsun. Dinliyorlar evet, şu an beni. Bizden de selam olsun. Evet dinliyorlar. Şimdi işin hakikati bu. Yani eşler arasında veya diğer türlü yapılan büyülerin bir kere güzel tespit edilmesi lazım. Çözülmesi lazım. Ancak çözülmesi için mutlaka büyülü şahsın büyü çözen uzmanın yanında olması lazım yani. Kim nereye giderse gitsin. Evet. Telefonda, uzakta böyle bir şey yok. Mutlaka yanına gitmesi lazım yani.
Anladınız mı? Evet. Daire kurulmadan çözülemez yani. Yani bir daire kurup bakılması lazım ki nedir? Aslında aksi takdirde ne olur? Afaki bir şey olur. Yani siz bana derdinizi anlatırsınız telefonda. Evet. Telefonda anlatırsınız. Ben de tamam isminiz ne? Soy isminiz ne? Annenizin ismini alırım. İşte 10 dakika sonra beni arayın dersin. 10 dakika sonra arar. 10 dakika sonra ne olur? Sizin anlattıklarınıza binaen yorum yaparım. Ama yanıma geldiğinizde daire kurulması çok başka bir şey. Evet. O zaman gerçekten çıkar ortaya. Ne varsa çıkar. Onun için de uzaktan böyle yaptırıyorlar. İşte uzaktan ondan sonra sonuç alamıyorlar tabii. Yani alsalar bizi aramazlar. Öyle telefonla çok insanlara çok hesaplara para gitmiş. Çok mektuplarla, kargolarla işte yazılar gelmiş. Evet. Bir sürü yazı getirdi bıraktılar yani masamızın üstü dolu. Bir sürü yazı var. Bir sürü nuska bırakmışlar yani. Getiren bırakıp gidiyor. Biz çözüyoruz büyülerini. Adamlar kuş gibi oluyor kadınlar, erkekler. Evet. Rahatlıyorlar. Ondan sonra da çıkarıp onu buraya koyup gidiyorlar yani. Bugüne kadar diyor zaten boğazımdaydı taşıyordum. Hiç güzel yine hastaydım yani yine bir değişen bir şey yoktu. Evet. Onun için de kendisinin gelmesi lazım. Karı koca eşlerle alakalı sormuştunuz. Evet. O uzaktan uzağa biri gitmişse onun çözümü yok. Yani boşuna işte biriyle hoca hoca medyum medyum işte veya birilerle dolaşmasınlar. Olmaz öyle bir şey yok yani. Uzaktan uzağa boşa umutlanıp boşa vakit kaybına uğramasınlar. Evet. Çünkü sonradan yıkılırlar, üzülürler. Üzülmelerini istemiyorum yani insanların. Evet. Çünkü sonuç öyle istedikleri gibi olmayacaktır yani. Evet. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin hocam. Amin. Gerçekten bu ilim bayağı geniş hocam. Siz evet. Anlatırken ben zihnime gelen soruları da burada not aldım. Tabii buyurun. Böyle sorular çoğalıyor hocam. Yani vallahi istediğimiz gibi, kadar soru sorun. Allah razı olsun hocam. Yani ilim sağlamdır. Sorun İnşallah. Bir eser okuyor mu hocam? Tabii buyurun. Hem sizi dinlendirme adına. Tabii buyurun. Bir telefonumuz buyurun. Çalıyor. Bak eğer telefonumuz varsa önce telefonumuz konuğumuza öncelik verelim. Evet değerli yönetmenim. Telefonumuz yok. Biz seyreyle güzel değilim mi hocam? Diyelim evet. Oturduğumuz yerde inşallah. Erzurumlu Muhammed Lütfi Efendi evet. Hazretlerinin kalbi. Gayrısına tövbe
canan. Meyleylemezim gayrısına tevbeler olsun canan canan. Bu ana kadar ettiğimiz yandan utandı. Böyle bir eser de hocam. Evet. Nasibimizde varmış, bunu da okuduk. Böyle anonim bir eser ama hiç eskimeyen evet. Eserlerden de. Erzurumlu Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri'nin gazeli. Evet. Allah bin kere razı olsun. Amin. Bu eserleri bu camiaya kazandıran herkes bizim başımızın tacı. Evet. Vefat etmiş olanlara da Rabbim gani gani rahmet eylesin hocam. Inşallah. Tabii eseri sadece okumak değil değil mi hocam? Yani o esere duygu vermek çok evet. Önemli. Önemli olan bir şey daha var hocam, misafirlerimizi bekletmemek. Evet. Alo. Alo. Buyurunuz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun, Allah razı olsun. Sizin de efendim, buyurunuz. Ben Sait hocamın hastasıyım. Hastalarından biriyim daha doğrusu, belki de binlerce hastasından biriyim. Evet. Sait hocamla tanıştığımızdan sonra değerli hocam, tedavim üstlendi, Allah razı olsun. Tedavimizi yaptı. Allah'ından razı olsun, Rabbimin izniyle. Onun da sayesinde çok iyi durumdayım.
12 senedir çektiğim bir hastalık, bir illet vardı üzerimde. Yani o kadar kötü şeyler yaşadım ki anlatamam. Yaşadığım hayat mıydı, değildi belki de. Hani ömür bir şekilde geçiriyorduk. Evet. Ama elhamdülillah, Allah'ıma binlerce şükür, hocamın izniyle, saygıdeğer hocamın vesilesiyle, onun sayesinde. Evet. Evimdeyim. Bir çocuğum var, artık benim çocuğum sevebiliyor. Çocuğum maşallah benden o kadar uzaktı, sevmiyordu diyebilirim. Çocuğum beni seviyor. Eşimle birlikte bir aile olabildik, üçümüz birlikte. Birkaç aydır artık hocamdan sonra, tedaviden sonra evimde kalabiliyorum. Tatil planı yapıyoruz. İnşallah tatile çıkmayı planlıyoruz. Yani hocama ne kadar teşekkür etsem, ne kadar minnettarlığımı dile getirsem azdır. Allah ondan razı olsun. Allah ömrüne bereket versin inşallah. Amin. Yani hocama bir selam vermek istersiniz herhalde. Buyurunuz. Tabii ki, tabii ki. Hocamla selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin. Çok şükür hocam. Çok şükür. Allah'ın izniyle, sizin sayenizde elhamdülillah çok Allah'ın çok iyiyim. Allah'ın sayesinde biz vesile olduk. Evet. Allah sizden razı olsun. İstanbul'dan Allah başımızdan eksik etmesin. Ben Huriye hocam. Kim? Huriye, Mustafa'nın kardeşi diyeyim. Öyle hatırlarsın. Tamam, tamam, tamam Huriye Hanım, tamam. Ben zor hastalarınızdan biriydim evet, hocam da. Evet. Elhamdülillah siz başa çıkamayacağınız yok. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Tevafuk olmuş oldu o zaman, evet. Allah evet, evet. Allah. Üstesinden gelemeyeceğiniz sıkıntı yok sizin Allah'ın izniyle, Allah'ın sayesinde, sizin de vesilenizle. Allah razı olsun. Allah ömrünüze bereket versin inşallah. Amin. Başımızdan da eksik etmesin sizi. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden. Sizden de razı olsun Huriye Hanım. Amin, amin. Sağ olun. Dualarınızdan da eksik etmeyin hocam bizleri. Evet, dualarımız sizinle beraber. Sizlere çok ihtiyacımız var. İnşallah. Ömrünüze bereket inşallah. Hayırlı günler olsun. Hayırlı sağ günler olun. Huriye Hanım. Rabbim huzurunuzu daim eylesin. Sağlıktan ayırmasın inşallah. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah şifa versin. Bağlandığınız için de teşekkür ederiz. Çok olun. Sağ olun. İyi programlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet hocam, ne kadar güzel değil mi? Yani evet, böyle biraz önce anlattım. Mutlu, dostumun kardeşi dedim ya. Örnek verdiğiniz kişi. Evet, evet. Evet. Rabbim razı olsun. Duyunca aramıştım. Böyle mutlu gelen sesler değil mi hocam? Bizleri de mutlu ediyor ziyadesiyle. Allah tüm hastalarımıza şifa versin amin, hocam. Amin, amin. Sorularımıza devam edelim hocam. Edelim evet. Sorularımız yoğun bir şekilde geliyor. Bizim de aklımıza gelenleri ilave ediyor derken hocam telefondan susmuyor. Alo, buyurunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm Hasan Bey, merhabalar, nasılsınız? Aleyküm selam, elhamdülillah iyiyiz. Sizler nasılsınız inşallah? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ben Fikriye Demir. İstanbul'dan arıyorum sizleri. Sayın Suat Öten hocamı görmüş olduğum zaman aramak istedim. Çok minnet duyuyoruz size. Derya Deniz bir alim hocayı çıkardığınız, Ümmet-i Muhammed'e dinlettiğiniz vesile olduğunuz için minnettar sizlere Hasan Bey. Evet, şimdi kıymetli kardeşim anlatacağınız hususlarla ben değinmeden hemen araya gireyim hocam. Çünkü dayanamıyoruz. Çünkü niye dayanamıyoruz? Bu programlar gerçekten önemli hocam. Evet, yani biz burada böyle çok kıymetli kardeşlerimizin sesinin duyulmasına vesile oluyoruz. Sizler hakeza öyle. Evet. Şifa bekleyen hastalarımıza önce Rabbimin izniyle, evet, akabinde size verdiği bu ilimle hastalarımıza şifa olmaya devam ediyorsunuz. Evet. Biz de burada yaptığımız programlarla, ilahilerle, tasavvuf sikileriyle gönüllere hitap etme adıyla burada bulunmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunlar hiç kolay olmuyor hocam. Siz bizden şahitsiniz. Şahsımız olarak yaşadığımız sıkıntılara. Rabbim daim eylesin. Bize sahip çıkıldığı sürece biz burada herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Rabbim herkese razı olsun. Hocama da selam vermek istersen buyurunuz. Evet tabii ki hocama selam vermek isterim. Hocam selamlarım için nasılsınız? Aleyküm selam. Nasılsınız hocam, ellerinizden öpüyoruz. Şöyle söyleyeyim, geçen yıl Mayıs ayında gelmiştik yanınıza. Fikriye Demir'i hatırlarsınız, belki eşimle alakalı gelmiştik, kendi problemlerim vardı. Affınıza sığınıyorum, Fikriye Demir dediniz değil mi? Evet, doğrudur. Kusura bakmayın, çok iyi hatırlayamadım ama. Çok, biraz hatırlatırsanız. Tabii iyi ben söylerim hocam, şimdi Hasan Bey, ben hocamı bulmadan önce gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Rukiyeci, medyum, bir sürü hoca gezdim. Türkiye'de gezmediğim hoca kalmadı. Avrupa'da aramadığım hoca kalmadı. En son Allah nasip etti. Sayın Suat Öten hocamı buldum.
İnanın ki öyle hocalara gittim ki rukiye yapıldı, hacamat yapıldı, elektroşok verildi. Ama Seyit hocamı bulmuş olduktan sonra o kadar ama o kadar eşimle beraber gözümüzün önünde büyülerimizi çözdü. O kadar rahatladım ki yemin olsun Allah'a Türkiye'yi yani 7/24 koşarak gezebilecek seviyede özgürlüğüme kavuştuğumu hissettim. Evet. Sayılarca büyü yapılmış üzerimde. Oysa ki daha önce gitmiş olduğum kişiler büyülümlerimi çözdüklerini söylemişlerdi. Fakat onlar da bir şeyler yazarak katlamışlardı büyülerimi, üst üste çıkartmışlardı. Çok muzdarip bir durumda gittim. Ne uykum, ne gecem, ne gündüzüm hiçbir şeyim yoktu. Evet. Yani artık ölüm beni bulsun diyordum. O moddayken gittim, buldum Sait hocamı. Gerçekten minnet duyuyorum kendisine. Allah onu başımızdan, ümmet-i Muhammed'in başından eksik etmesin. Çok abi, seviyoruz. Sağ olun, sağ olun. Gerçekten çok seviyoruz. Yani böyle Derya Deniz alim hocalar Allah-u Teala var etsin, Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Siz de vesile oluyorsunuz ya Hasan Bey. Gerçekten Sait hocamı hep dinlemek istiyoruz, hep görmek istiyoruz, hep duymak istiyoruz. Çünkü yani çok ihtiyacı var insanların. İnanın ki arayana kadar ben neler çektim, insanların çok ihtiyacı var. Aile, evlilik çok önemli müesseseler ve büyülerle mahvediyorlar bunları. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun, çok hislere tercüman oldunuz. Ya hocam bununla ilgili zaman zaman benim şahsıma da bizzat gelen sorular bu işi sizler gibi layıkıyla hakkıyla yapanlar ve tenzih ederek şunu evet. söylemek istiyorum. Şimdi hocam konu kaldığınız kişilere dikkat ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Ben şahsım adına bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kendi özel kendi ailemle ilgili yaşadığım bir sıkıntıdan Rabbimin izniyle şifa bulmaya devam edeceğiz. Ben bizzat Sait hocamı tanımasam burada beraber olmayız zaten. Allah ondan sizden razı olsun Hasan Bey. Çünkü hocam size az önce belirttiniz hani internette, sosyal medyada evet, bilgi evet, kirliliği evet, var. Evet. Bu işi gerçekten layıkıyla yapmayan, evet. sadece büyü var deyip geçen, şimdi ne olduğu belli olmayan bir şeyler yazıp şey, evet. insanların affını sınıyor, avucuna tutuşturan evet, insanlar. Evet, evet. Biz onlara yer vermeyiz zaten. Biz burada hakiki, gerçek anlamda işin ehillerini kılı kırk yararcasına birebir, bizler. Bir, belki hani İmam-ı Azam misali hocam. Evet. Biz kendimiz şifa bulmadığımız noktalarda şifa bulmadığımız kişilere zaten benim gönlümde yer olmaz. Mümkün değil. Evet. O anlamda hocamla ben inşallah Rabbim dilerdi nefes almayı nasip buyurduğu sürece ben hocam çok beraber oluruz. İnşallah. Sizler inşallah. Gelmek isterseniz her zaman kapımız i̇nşallah, açık. İnşallah. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Rabbim razı olsun programımıza bağlandığınız için. Evet. Buyurunuz. Evet. Evet yayından düştü. Evet ayrı Allah razı olsun bağlandıkları için çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Evet, tanıyamadım hocam, ama kusura bakmasınlar. Estağfurullah. Ama sağ olsun var olsunlar. Sağ olsun. Bir yıl geçmiş. Çok güzel ifade etti. Evet. Ama ne kadar mutlu geliyor değil mi hocam? Evet, İnsanların evet, sesleri. Evet. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Amin inşallah. Sorularımıza hocam hızlı bir şekilde devam edelim tamam. inşallah. Yapılan sıradaki sorumuz, yapılan büyülerin bir süresi var mı hocam? Etki büyüsü, etki süresi mi? Yani evet, ne etki kadar süresi. Etki? Evet. Bu da çok merak şimdi, edilen sorulardan şimdi biridir. Şimdi bir kere yapılan büyülerin etki süresi var mı? Şöyle etki süresi var. Mesela aşk büyüleri celbiyeler. Bu celbiye yapılır. Diyelim ne kadardır? 7 gün. 7 gün içerisinde o şahsın, giden şahsın dönmesi beklenir. 7 gün içerisinde ya şayet yapan şahıs tam erbabı değilse bu işin, evet. zaten döndüremez. O büyünün tesiri yani beklenen geri döndürme tesiri o anda bitmiştir. 7 gün sonra biter. Ama ona musallat olan cin o bitmez işte. Onu üzerinden almadığınız müddetçe hasta, o insan hasta olarak, psikolojik olarak rahatsız olur. Rahatsızlığı devam eder. Üzerinden daire kurup almadığınız müddetçe o devam edecektir. O kurtuluşu yok. Evet. Yani onun çözümü yok. Ama geri döndürme, celbiye tesiri o bitmiştir. Çünkü 7 gündür o. Ya 7 günde dönecektir ya dönmeyecektir. Evet. Yakılanlar böyle. Yedirilenler süresi daha uzun sürer.
Çünkü evet yedirilenler bedenden 40 günde atılıyor ama cini baki kalıyor yani. Cin atılmıyor. O cin musallat olmuştur artık. Onun bedeninde görevini icra etmeye devam ediyor. Gömülerinse çıkarılıncaya kadar bir asır geçse tesiri devam ediyor. Bir asır geçse, gömülse, gömülmüşse, saklanmışsa, özellikle toprak altındaysa, ağaç dibinde, mezarlıkta, tarlada, çayda, bayırda, herhangi bir yerdeyse, o çıkarılmadığı müddetçe bir ömür boyu devam eder yani. Mutlaka çıkarılması lazım. Bunun şöyle bir örnekle anlatayım. Yani duymuşsunuzdur. Osmanlılar döneminde, Selçuklular döneminde yani birileri işte bir yerlere bir şey gömmüş, bir şey yapmış. Bugün ben duyuyorum bazen işte diyorlar ki şunu şuraya gittik kazı yaparken işte arı çıktı, kuş çıktı, aslan çıktı, şu çıktı. İşte bunlar büyülerin tesirleri. Korktuk, kaçtık. İşte veya birbirimize tekme vurdular, birimiz şu oldu, bu oldu falan. Acı çektik, ıstırap çektik. Bunların sebebi ne? Oraya gömülen, gömüye korumak için konulan büyüler. Demek ki aradan geçmiş bir asır. Demek ki bir asır da geçse gömülü büyünün tesiri devam eder. Aksi takdirde bir asır geçtiği için hiçbir büyü tesiri kalmamış olması lazımdı. Onu oradan kolayca almaları lazımdı. Oraya giden şahısların, değil mi yani? Onun için de o kalmadı, büyü halen devam ettiği için onu oradan alamamışlardır ve bir takım rahatsızlıklar yaşamışlar, belki acılar çekmişlerdir. İşte bunun sebebi odur yani. Büyüler gömülüyse, saklanmışsa, çıkarılıp, çözülüp, imha edilinceye kadar devam eder. Musalla yakılarak yapılanların görevleri bitmiş olmasına rağmen cin musallatı kalmıştır. Yine psikolojik rahatsızlık verir. Daire kurulup üzerinden almadığınız müddetçe o rahatsızlık geçmez. Yedirilip içirilen de aynı şekilde bedene cin hulul etmiştir. Evet 41 günde yedirilen nesne belki bedenden dışarı atılmış olmasına rağmen bedendeki cin baki kalmıştır. Onu da yine bir takım rahatsızlıklar verecektir. Daire kurulup üzerinden almak lazım. Buraya ben şahsım olarak bir soru, siz böyle anlatırken zihine bazı sorular geliyor. Hani tabii, çağrışım yönteminde. Buyurun. Bir not almışım hocam. Burada bu yapılan büyüler olsun ya da cinler, bu tür varlıklar, yapılan bu sihirler diyelim. Evet. İbadete engelliyor mu? Daha doğrusu hani bu ibadete ilgili hocam zaman zaman ben muhtelif kanallarda izlemiştim. Böyle zaman zaman çok sorular sorulur. İşte hocam ben namaz kılmak istiyorum. İşte ibadet yapmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Evet. Bunun etkisi var mı? Bu soruyu da bir cevaplarsanız. Evet, şimdi kesinlikle büyünün en büyük, en belirgin etkisi ibadet yapamamaktır. Yani bir insanda büyü varsa, o insan beş vakit namazını kılan bir insansa, büyü yapılmışsa o namazını kılamamaya başlar, namazından uzak durmaya başlar, ona namaz kıldırmazlar. Kesinlikle büyü ibadetlere engel teşkil eder. Çünkü şeytan musallat oluyor. Yani büyü demek şeytani varlıkların görevlendirilmesi demek. Şeytani varlıklar bir insan üzerinde olur da birçok da bir sayısız belki adette hocam, olur da. Sadece büyüler mi engelliyor? Hayır, cin hani musallatı cin... da yapar. Cinler tabii, de onunla... cin musallatı da cin musallatı da insanı ibadetten engeller. İbadet yapmasına müsaade etmez. İbadete tam ibadete niyet ettiğinde ona uyku halleri verir. İşte diyor ki hocam namaz kılacağım, tam namaza niyet edeceğim, bir ağırlık çöküyor, bir uyuyorum, bakıyorum namaz vakti geçmiş yani falan. Namaza kalkacağım, öyle bir ağırlık çöküyor, üşeniyorum artık kalkmaya, yani diyorum ki biraz sonra kılarım, işte şu olur, namaz vakti geçiyor falan. Bunu cin musallatı da yapar, büyü de yapar. Tabii ama şunu da ayırt etmemek lazım. Nefsimiz de zalim, nefis de yapar yani. Nefis de yapar ama insan nefsi yenebilir. Yani her halükarda insan, bütün insanlar, herkes nefsini yenebilir. Yani eğer gerçekten ibadet yapmaya niyeti varsa, gerçekten ibadet yapmak istiyorsa, o nefis vurduğu zaman o nefsini yenebilir.
Ama cin musallatı ve büyüden dolayı ise onu asla yenemez. Ne yaparsa yapsın yenemez. Evet. Sorularımız devam edecek hocam. Tamam. Bir eser daha alalım. Çok güzel olur, evet. Buyurun. Evet, yaklaşık 6 dakikamız mı var değerli öğretmenim? Bir eser okuyalım hocam. Okuyalım. Çok kısa bir, evet, evet. Ne diyelim? Sevdim seni mabudumadan sonra Veysel Karani diyelim mi hocam? Diyelim. Hocam hepsini güzel okuyorsunuz. Hangisini okusanız onu dinleriz. Cemalin
Evet. Ağzınıza, çok kıymetli hocam. Hızlı bir şekilde ben tekrar size anons etmek istiyorum. Evet. Sporlarımızın sonuna geldik. Evet, 2 dakikamız varmış. Çok değerli Kaçıyor TV izleyenlerimiz, Sayın Suat Hatemli hocama ulaşmak isteyenler için kendisi dünyaca ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı. Sosyal medya adresleri mevcut, kendisine ulaşmak isteyenler için Sayın Suat Hatemli olarak Facebook, Instagram'dan kendisine ulaşabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı telefon numaraları alttan geçmektedir gördüğünüz gibi. Oradan da ayrıca sosyal medya adresinde de telefon numaralarımız mevcuttur. Hemen yine bize destek olan bu hafta evet. SDK Reklam Hacı Sedat Demirkaran abimize de selam olsun, Rabbim razı olsun. Kendisi İstanbul Pendik Anadolu yakasında faaliyet gösteriyor. Kendisine ulaşma isteyenler de 0544-692-36-30'lu telefonlardan kendilerine ulaşabilirler. Hocam sorularımız o kadar çok ki. Evet. Ama süre bereketli kullanmamıza rağmen zaman çok çabuk geçti. Evet. İnşallah ilerleyen haftalarda tekrar davetimize icabet edip gelirseniz inşallah bir ayağınızı Avrupa'da onu da bildiğim için. Evet, bugün gidiyorum inşallah. Evet, Rabbim yolunuz açık etsin inşallah. Avrupa'ya da gurbetçilerimize selam olsun. İnşallah. Döndüğünüzde tekrar sizi burada görmek i̇nşallah. İsteriz. İnşallah. Yarın kalan sorularımız var. Onlarla inşallah evet. devam tamam, ederiz. Inşallah. Böyle size bir veda selamı yollarsanız sevdiklerinize programı kapatalım beraber. Bütün değerli gönül dostlarımı en içten duygularımla sevgi ve selamlarını gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Evet, değerli gönül dostlarımız, çok kıymetli Sayın Suat Hatemli hocama buraya kadar gelip bizleri istifadelendirdiği için bilgilerinden Allah razı olsun. Amin cümlemize. Haftaya Rabbim yaşatırsa, burada olmayı nasip buyurursa tekrar yeni konuklarımızla beraber olacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hoşçakalınız.